sallallahu teala aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatüha ve kulle muhtesin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalatin finnâr ve bis senedul muttasilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal turahu raihatel cenne raihatul cenne min mesireti 500 sene ve la yecidu rihaha mennanun bi amelih وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ وَسَلَّمِ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamber anizam aleyhi salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları rıdvanullahu teala aleyhi mecmain bil cümle müslüman kardeşlerimizden ithal darbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yaralandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayihlerimiz, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimiz, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Dinleyen kınavın, dinleyen kınasını, dinleyen sana öden müstakil. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştemâ sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Turahu Turahu Rahiyetül Cennet. Cennetin kokusu koklanır, hissedilir. Min mesireti 500 sene. 500 yıllık mesafeden cennetin güzel kokusu hissedilir. Bu raihe koku anlamına da geliyor. Bir de rih kelimesi var. Bu rih kelimesi rüzgar anlamına geliyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de işte birlik olun. Evet. Ve atiullaha ve atiullaha ve rasulahu. Enfal suresinin 46. ayeti. Allah'a itaat edin. Resulullah'a, onun Muhammed Mustafa'sına itaat edin. Ve la tenazeu, birbirinizle nizarlaşmayın. Fetefşelu, dağılmayın. Ve teseberi hüküm, yoksa birbirinizle müminler olarak birbirinizle güzel anlaşmaz, kaynaşmazsanız, birbirinize dayanışmazsanız, birbirinizden kopuk olursanız, birbirinizle tartışmalı, kavgalı olursanız, dağılırsanız rüzgarınız gider. Yani gücünüz kalmaz. Düşmanlar size tamah eder, sizi ayaklarının altına almak ister. Ama birlik, beraberlik içinde olursanız, yedullah me'an cema'a, Allah böyle birlik, beraberlik olanların üzerinde gücünü, kuvvetini onlara lütfeder, ihsan eder. Onların sırtını kimse yere getiremez. Bedir Harbi'nde İki tane atlı var. 311 kişi de atı yok. Bazısının ayağında giyecek potini yok. Silahı, oku yok. Taşla, sopayla 1000 kişilik süvari, oklu, mızraklı müşrik ordusuna galip geldiler. Çünkü birbirleriyle dayanışma halindeydiler. Beraberlik duygular içindeydiler. Birbirlerini candan seviyorlardı. Kenetlenmişlerdi. İşte Allah'ın kuvveti, gücü onlarla beraber oldu. O kuvvetli orduyu yok ettiler. Ha, siz işte böyle olun. Sakın birbirinizle nizalaşmayın, kavga etmeyin. Sağa sola gitmeyin, ayrışmayın, kopuşmayın. Yoksa rüzgarınız gider, gücünüz, kuvvetiniz kalmaz. Vasbiru, sabredin. Bazı şeylere sabredin. İnna Allaha ma'as sabirin. Allah Zülcelal Hazretleri sabredenlerle beraberdir. Evet. Müminler birbirlerine karşı sabırlı olacaklar. Anlayışlı olacaklar. Ufak tefek şeylerden dolayı birbirlerinden kopmayacaklar. Bir vücudun azaları gibi kol, ayak, göz, kulak bir insan vücudunda neyse Müslümanlar da öyle olacaklar.
insan vücudunu meydana getirecekler, yani müminlerin birliğini meydana getirecekler, böyle birbirlerinin azası gibi bir ağır ağrı duyulursa elinde ayağında, bütün vücudun her tarafı o ağrıyı hissediyor. İşte onun gibi müminler de öyle kaynaşacak, birlik olacaklar ki biri sevindi mi hep sevinecek. Birinin biraz başı ağrıdı mı hepsinin başı ağrıyacak. Öyle birbirlerine yakın olacaklar. O zaman Allah'ın gücü, kuvveti onlarla beraber olur. Yoksa dağınık, paramparça, cemaat cemaat, bölük bölük olurlarsa güçleri, kuvvetleri kalmaz. Burada kuvvet, güç anlamına geliyor. Rih, rüzgarınız gider, Türkçe'de de söyleniyor. Evet, müminler böylece birbirleriyle kaynaşmış olmalıdırlar. Şimdi cennetin kokusu burada ravh. Çeşitli anlamlar içerisinde koku anlamına geliyor. Cenneti Âlâ'nın kokusu 500 yıllık mesafeden hissedilir, duyulur. Buna koklamaya müstahak olanlar, hakkı olanlar 500 yıllık mesafeden cennetin güzel kokusunu duyarlar. وَلَا يَجِدُ رِيْحَهَا مَنَّانٌ بِعَمَلِهِ اَمَّا yaptığı iyiliği başa kakanlar bu kokuyu duyamazlar. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 164. ayetinde Allah Zülcelal Hazretleri şöyle buyuruyor: وَلَا تُبْتُلُوا اَعْمَالَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَزَى. Amellerinizi, yaptığınız iyiliği başa kakarak ben sana vaktiyle şunu yaptım, böyle yaptım, sen ne biçim adamsın diyerek, iki de böne sürerek yaptığınız hayırları iptal etmeyin. Bunalmış müminin bunalımını, sıkışmış adamın sıkışıklığını, gamlı kederli adamın gamını kederini ihtiyacına göre görüp de gidermek cehennem ateşine siper. Onlar mahşerde sıkıntı çekmeyecek. Cehennem ateşi görmeyecek. Bela, dünyada da bela sıkıntı görmeyecek. Müminin ihtiyacını görüveren Allah da ihtiyacını görüverir diye hadis-i şerifler var. Görmüş, iyi, güzel. Ondan sonra da gözüne dizine dursun. Ben sana falan zaman şunu yapmadım mı filan diye ufak tefek şeylerden dolayı yaptığı iyiliği başa kakarsa bir adam, bütün yaptığı hayırları yok eder, sıfır eder, yakar kül eder ve bu adam da aynı zamanda cennetin kokusunu, 500 yıllık mesafeden duyulan kokusunu koklayamaz, duyamaz. Evet. Böyle akun, anasına babasına adam olmuş, onları tepeden bakıyor, hor görüyor. Van'ın köyünden gelmiş, burada hamallıkla işe başlamış. Sonra kapısı açılmış, zengin olmuş, İstanbul'da kalmış. Anasının babasına gitmiyor, solmuyor. Konuşmasını bilmiyorlar, yemesini içmesini bilmiyorlar. Görgüleri kıt. Onlarla merhaba denmez diye havalara girmiş. Veya zulmediyor, dövüyor, kızıyor, hakaret ediyor anasına babasına. İhtiyacını görmüyor. Sen buna layık değilsin filan diyor. Evet, bunlar da anasının babasına hürmet etmeyen, onların haklarını çiğneyen, saygı duymayan, onlara zulmedenler de cennetin kokusunu duyamazlar. Şevban Hazretleri buyuruyor ki, ondan nakletmiş, Efendimizin şöyle buyurduğunu naklediyor bir başka hadiste: Selâsetün lâ yenfâvû mâhûnne ameluş amel. Üç şey vardır, yaptığınız hayırların size faydası olmaz bunları yaparsanız. Bir, eşşirkü billah. Allah ikidir, üçtür dersiniz. Yok hocam, biz bunları söylemiyoruz. Biz elhamdülillah Allah bir diyoruz, tamam. Ama diyorsun, evde kıldığın namaz başka, cemaatin yanında kıldığın namaz başka,
Başka müminlerin cemaatin yanında namaz kıldın mı? Oo, dikkat ediyorsun. Dört dörtlük namaz kılıyorsun. Evde kıldığın zaman kimse yok senden başka. Tavuğun yemekladığı gibi yatıp kalkıp yatıp kalkıp. Ya namaz aynı. Namaz kıldın, Allah da aynı. Evde de aynı, dışarıda da aynı. Ama camide yakışıklı namaz kıldın. Neden? Bak, kötü namaz kılıyor demesinler diye. Nasıl güzel namaz kılıyor desinler diye. Riya şirktir. Eğer Allah için namaz kılıyorsan namaz evde de aynı. Allah için namaz kılıyorsan evde de Allah aynı. Camide de aynı. Herkesin içinde de aynı. Niye burada dikkat ediyorsun, dikkat etmiyorsun? Riya. Başkalarının namaz kılıyorsun sen yani. Evet. O riya da şirktir. Hani biz Allah iki demiyoruz tamam da bu da şirktir. Bunlardan da kaçınmak lazım. İşte Allah ikidir, üçtür deden ve Allah'a şerik koşan, ortak koşan yaptığı amelin faydasını göremez. Ve hukukul valideyni, anasını babasının hakkını çiğneyen, onlara saygı duymayan, ihtiyaçlarını görüvermeyen, üstelik onlara zulmeden anası babası, dedesi, ninesi, bunlar hep usul, bütün kökler dahil. Bunlara güzel davranmamış. Vel firar menezzah. Bu adam cennet kokuyor, bir şey demez. Ameli fayda vermez. İki, vel firar menezzahfi. Harpten kaçmış. Evet. Cihat kıyamete kadar baki olan, hepimizin boynu borcu olan bir farz. Devlet genel seferberlik ilan ettiği zaman 7'den 70'e herkes, kadın erkek herkes bu askerlik çağrısına uyması zorundadır. Herkesin kendine göre yapacağı iş vardır. Bundan kaçamaz. Kaçarsa büyük günahtır. Büyük günahtır ve işte bu da bunun amelleri de diğer amelleri de böyle askerlikten kaçarsa fayda vermez. Fayda vermez. Evet. İstiklal Harbi'nde Çanakkale'de katılanlara devlet para, maaş bağladı. Şimdi onların nesli kalmadı da benim çocukluğumda anlatırlardı. Arkadaşları söylüyor. Biz çalışırken bu samanlıkta, köyün samanlığında beklemiş ölüm korkusuyla derlerdi. Ama o da maaş alıyordu. Öyle adamlar vardı. Devlet onları ayırmadan hepsinin para verdi. Aha böyle yaparsa, firar ederse, savaştan kaçarsa, şimdi askerlikten kaçarsa, şimdi efendim Güneydoğu'ya giderse, orada işte karışıklıklar var, aman oğlum ölürse filan diye acayip yanlış yollara girerse, askerlikten kaçarsa, biz naklediyoruz, elçiye zeval olmaz, askerlikten firar eden kimse amellerinin faydasını göremez, cennetin kokusunu da koklayamaz. Büyük günahlardan birisidir. Kader değişmez. Bismillah, tevekkel tuala Allah deyip görevini yapacak. Ölecek olan ölecek. Oraya girmese de ölecek. Orada da ölecek. Kader değişmiyor. Ama iman zaafı var. Ama oraya giderse ölürse öyle. Burada kalsa yine ölecek. Ölecekse ölecek. Orada vakti gelenler ölüyor. Kimse ölmüyor. Aynı kurşun yağmurun içinde kaç kişi var? Bir tanesi gidiyor, öbürleri sağ. Ha, onun eceli gelmiş, ötekiler gelmemiş. Aynen öyle. Ama buna inandım dediği halde bu gibi zaaflardan dolayı kaçıyor. Askerlikten kaçıyor. Bir sürü adam var şimdi, gitmeyeceğim diyor. Mesela ben de duyuruyorum. Evet, harpten, askerlikten kaçan büyük günah işler, müminlere hitap ediyoruz. Efendimiz böyle söylüyor ve bu adam cennetin kokusunu 500 yıllık mesela yanına da bile varamaz. 500 yıllık mesafeden koklayamaz bile. Anasına babasına eziyet edenler de böyledir. Öyle diyor Peygamberimiz. Kullu zunub, her günahın yuakhirullahu minha ma şa'a ila yevmil kıyame. Günahın aynı dünyada olduğu gibi devletin kanunlarını ihlal ettin mi, çiğnedin mi
polis yakalıyor, savcı gel buraya diyor. İşte ya hapsatıyorlar ya tazminata hükmediyorlar. Eskiden idam vardı, idam ediyorlar. Şimdi ağırlaşma, müebbet hapis filan filan diyorlar. Aynı Allah'ın kanunlarını çiğnersen öbür tarafta hesabını soracak. Bütün yaptığımız şeyleri Allah yazıyor, yazıcı meleklerle zapta geçiriyor. Buyur diyecekler. Sen böyle yaptın, böyle yaptın. Onlar hep orada meydana çıkacak ve hesabı sorulacak. Kıyamet gününe erteler bu cezalandırmayı Allah. Günah işlediğin zaman hesabını soracak. Orada hesap vereceğine göre adımını at. Bu ahirette diyor cezabını verir Allah. Öyle diyor Peygamberimiz. Amma illa ukukul valideyn. Amma ana babasına zulmetmiş, dövmüş, sövmüş, hakaret etmiş, tekmelemiş, aç bırakmış, susuz bırakmış, ölmüyorsun moruk demiş, sürünüp duruyorsun, başımıza bela oldun demiş. Ondan doğduğu halde burnun su yakıyor, gözün akıyor, ne pissin filan demiş. Anasının babasına gönlünü kırmış, zulmetmişse, evet, fe innallâhe yuaccelühü, evet, li sahibihi fil hayati qabla'l mevt. Ölmeden Allah onun cezasını hemen verir. Böyle adam biliyoruz. Yaşlı, gözleri görmüyor. Kulağı 90'ın üstünde. Tabii kalkamadığı için, duymadığı için yiyecek, pişirecek kimsesi yok. Ancak birileri gider yapıverse, temizleyiverse oluyor. Yerine batırıyor falan filan. Evet. Oğlu da bunu dövüyordu. Ölmüyorsun, başımıza belasın diye. Hayattayken adam bir sürü şeylere uğradı ve ondan sonra da delirdi. Resmen deli oldu. Anasını babasına isyan eden adamın cezasını Allah dünyada verir. Cennetin kokusunu da koklayamaz. Evet, cennetin kokusunu da koklayamaz. Efendimiz öyle söylüyor. Ona göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mezarları ziyaret ediyordu. Bize de diyor, kabirleri ziyaret edin. Çünkü sizi ahirete hatırlatır. Bir gün ben de bu kara toprağa gireceğim diye kendinize gelirsiniz, dengeli yaşarsınız. Hareketlerinize çeki düzen verirsiniz. Onun için gidin. Adam da onu bilir. Okuyun, onlara hediye edin. Yasin okuyun diyor. Diğer şeyler gönderin, hayırları hep ona fayda verir. Evet. Ziyaret var. Gitmiş bir Cennetül Bakı'ya. Bir tane delikanlının kabrinde durmuş. Efendimizin gözü toprağın altında görüyor. Çağlar ötesinde görüyor. Bizim göremediğimiz duvarın arkasında görüyor. Allah ona o lütfü ihsanda bulunmuş. Bakıyor ki bir genç delikanlı cayır cayır yanıyor, anam anam diye bağırıyor. Durmuş, kimin demiş bu kabir? Şimdi kul hakkı var ya, kul hakkı oldu mu müdahale yok mu yok. Hak sahibi hakkını almadan Allah bile karışmıyor. Halbuki Allah'ın hakları olsa Arhamur Rahim'in sildim diyebiliyor. Ama kul hakkı olunca hak sahibi ödemedikçe Peygamberimiz de ona dua edememiş. Dua etse kurtulur. Ama edememiş çünkü Allah'ın kanunu böyle. Kimin bu demiş, bu kabir kimin? Bir koca karı var demişler, onun oğlu var. Hemen haber göndermiş. Gelmiş koca karı. Demiş, bu oğlumu affetsen demiş. Yok demiş, affetmem. Oğlum, bir tane oğlum ben. Ne kadar titreye titreye üstünü yetiştirdim. Emek verdim. Bir tek oğlum var, başka kimsem yok. Ama bütün ettim, gıttım yerleri, çamaşır yıkadım, şurası eksik. Çorba pişirdim, tuzu yok, yağı yok. Hep kalbimi kırdı. Hiçbir sağ ol anacığım, eline sağlık demedi. Kalbim çok kırık, öyle öldü. Hem ölmüş bak, cezasını almış, genç yaşında ölmüş. Benim kalbim kırık, gel demiş, yapma vazgeç. Yok yok yapmayacağım demiş, kalbim çok kırık. Efendimiz onun gözünü açıvermiş. Şimdi evlat ananın babanın parçası. Bacağın kopsa gitse bana ne ya, kopsun diyebilir misin? Hemen canın acır.
bir bakmış içerideki cayır cayır yanıyor oğlu. Gözünü açınca affettim, affettim ya Resulallah, affettim. Evet, göz görmeden böyle diyordu. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize gelen hadislerde geçen bir olay. Yani hikaye değil. Evet, anasının babasının gönlünü etmeden bakın kabir azabında yanıyor, bağırıyor. İşte bunları bilerek aslını inkar etmemeli, küçük görmemeli. Adam oldum ben filan, bunlar konuşmasını bilmiyor, oturup kalkmasını bilmiyor. Hor, fakir görmemeli, saygı duymalı, ihtiyaçlarını karşılamalı, kalbini kırmamalı. Hatta yolda giderken azıcık geride yürümeli, saygıdan dolayı. Konuşurken lafını kesmemeli, lafını kesmemeli. Saygısızlık sadedinde böyle kitaplarda yazıyorlar, yazıyor. İşte diyor, bu cezaların, suçların, işlenilen suçların cezası ahirette verilir ama anneye babaya şeyden isyan eden, haklarını çiğneyen, zulmedenlerin cezası dünyada hemen verilir diyor. Evet. Cennetin kokusunda bunlar koklayamaz. Evet, şimdi söylüyoruz. Birincisi, başa kakan adam, yaptığı iyiliği başarık adam, hem amellerini yok ediyor hem de cennetin kokusunu koklamıyor. İki, anasına babasına zulmeden adam, canını yakan adam. Üç, velâ mü'minu hamrin. Evet, biz olanları size aktarıyoruz. Söylüyorum, elçiye zeval yok. Çok alışanlar kızıyorlar da onun için sık sık böyle söylüyorum, elçiye zeval yok. Evet, şaraba itmanlı. Ne demek? Futbolcu bile her zaman antrenörünün başında itman yapmazsa 2 dakika koştu mu dili sarkıyor. Onun için her gün koşması lazım. Aha. Her gün yapılan şeye itman denir arkadaş. Ne demek bu? Mü'minin kavmi şaraba itmanlı, her gün şarap içiyor. Akşam oldu mu çilingir sofrasını kuruyor. İyi, sağa sola yardım ediyor. Çoluk çocuğuna iyi okutuyor. Bana resmen söylüyor. Hocam şarabıma karışma, ben kimseye kötülük etmiyorum. Çocuklamadığım hakkını yemiyorum. İyi okutuyorum. Hiç kaçınmıyorum. Ama hocam şarabıma karışma ya. Dünya verseler bundan vazgeçemem. Alışmış. Alışmış. Tinerci de öyle alışmış. Sigaracı da öyle. Sigarada aynı madde var, onlar da insanı uyuşturuyor, alıştırıyor. Vazgeçemiyor. Alışmış. Bir sigara mı? Bunu bana söylemiş. Hayırsever adam. Çok iyilikler yapıyor. Hocam bir sigara mı? Ona karışma ya. Durup durup bana çatıyorsun. Evet. Sigara zehir olduğu kesinleştikten sonra haram. Haram şeye de alıştığı için nikotin, eroin, morfin gibi, onda da in var bak. Senin aynı morfin esrarın bir çeşidi, mahvediyor. Evladına geçiyor, karına geçiyor, onun belası, çocuklarına geçiyor belası, yanında oturanlara geçiyor. Felaket bir şey. Evet. Hocam bir sigara mı? Buna karışma. İtmanlı sigara, itmanlı. Evet, şimdi burada da şaraba itmanlı. Buna karışma hocam. Ben her gün içmezsem olmaz diyen adam. El musır ala şürbihye. İçmekte ısrarlı adam cennetin kokusunu koklayamaz. 500 yıllık mesafeden koklayamaz. Yanına bile yaklaşamaz. Evet, yanına bile yaklaşamaz. Burada böyle. Bir de mü'minil hamr kâbidil vesen. Her akşam ay aşk, her akşam içen adam puta tapan gibidir. Peygamberimizin sözü bu efendim. Ben de aktarıcıyım. Ben de size duyuruyorum kardeşlik adına. Vazgeçmem bundan diyen adam aynı puta tapan kâbidil vesen. Puta tapan gibidir diye hadis-i şerif var. Evet. Bu adam da işte, bu adam da cennetin kokusunu koklayamaz. İyyâküm ey Müslümanlar, ve hukukel valideyni, ana babaya zulmetmeyin, onların haklarını çiğnemekten sakının.
فَاِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ تُوْجَدْ مِنْ مَسِرَةِ اَلْفِ عَامٍ Burada da 1000 yıllık mesafede duyamaz kokusunu. Ötekinde 500'dü. Burada 5000 diyor. وَاللّٰهِ لَا يَجِدُ رِيحَهَا اَقْقُنْ Yemin ederim ki cennetin kokusunu anaya babaya zulmeden duyamaz. وَلَا قَاتُ رَحِمٍ Sıla-i Rahim yapmayan işte gelmiş köyünden adam olmuş, okumuş filan falan beğenmiyor köyünü. Görgü bilmiyorlar, konuşmasını bilmiyorlar, oturup kalmasını bilmiyorlar falan diye çok havalara girmiş. Çok adam var öyle. Evet. İstanbul'a sepetini alan geliyor. Burada da 5-10 kuruş kazandıktan sonra beğenmiyor köyünü, köylülerini, akrabasını gitmiyor hiç. Aha böyle katı rakim de cehennemin kokusunu koklayamaz. Böyle şeyhüzzen yaşı varmış 60'a 70'e ihtiyar. Ama hala gözü kızlarda, karılarda. Evet. İnsanı bilmiyorum bana böyle rastlıyor. Bir keresinde vapurdayım. Baktım adam 70'inde. Ama belli ki yani 70 adam yüzü kırış kırış olur ya, belli olmaz mı? Adam bir kere sinek kaydı tıraş olmuş. Sağını solunu boyamış, kınarlamış. Gözü hep kızlarda, karılarda. Biz bu hadislerin uygulamasına bakıyoruz. Nereye gitsek, dünyanın neresine gitsek. Evet. Genç kadınlarla düşüp kalkmak istiyor. Yaşın 70, işin bitmiş. İhtiyar oldu hani. Genç olsa o da haram da. Fiziki dürtüleri var gençlikte. Oluyor. Ama bu yaş 70 olduğu halde hala yüzünü ameliyat ettirmiş, kırışıklarını giderttirmiş. Öyle boyalarmış, kıtalanmış, saçlarını boyatmış. Kaşlarını boyatmış. Çünkü ak saçlı, ak kaşlı. Gözü hep böyle şeylerde. Evet, ihtiyar olduğu halde zinakar. Bu da cennetin 1000 yıl mesafeden kokusunu bile duyamaz. Hiçbir mazereti yok. Öteki delikanlının hadi işte önüne gelemedi, gençti, fiziki dürtüleri vardı. Hani o da haram da, o da büyük günah da. Ama bir de bir ihtiyar o şeyleri de kalmamış. Yine gözü öyle. Evet, bu da diyor cennetin kokusunu 1000 yıllık mesafeden koklayamaz. Kadın da öyle. İhtiyar erkekler de öyle. Şimdi sokakta geziyorsunuz. Anlatmak için arz ediyorum. Yaşı 70 koca karı, saçını tıraş etmiş, kınalamış, boyalamış. Böyle ne yapsan faydası var mı ya? Moruksun ya işte. Ama öyle güzel şey etmiş, boyalanmış, kınalanmış. İçinde öyle. İşte o ihtiyar zinakar gibi dikkat çekmek istiyor. Ya böyle ihtiyar zani. Yani zina sadece büyük cinsel ilişki değil. Göz zinası var, kulak zinası var, dokunma zinası var, laf zinası var. Bunlar da hep zinan çeşitleri. Bunu da kendinin bir mazereti hiç yok. Ya şu şurada buna rağmen habis duyguları, karakteri bozuk yapıyorsa bu da koklayamaz. Böyle carun izarahu huyelâ'e veya makamı yüksek bir makamda tahsili var, işte iyi geliri var, zengin falan, sokakta giderken öyle bir gururlu ki herkese tepeden bakıyor, şunlara bak ne pis giyinmişler her diyor falan diye, kendi zengin ya, güzel arabası falan, küçük dağlar ben yarattım diye gururla, kibirle yürüyor. Evet. Bu da cennetin kokusunu koklayamaz. Çünkü innemel kibriyâhu lillâhi rabbil âlemin. Âlemin Rabbinin hakkıdır kibirlenmek. Bütün nimetleri o veriyor. Bütün her şeye o kadir. Kibirlenecek olursa o kibirlenecek. Hak onun. Allah'ın hakkına tecavüz ediyor. Böyle 5-10 kuruş eline para geçti diye, makam yükseldi diye. İnsanları tepeden bakıyor, sıfır görüyor. Çok adamlar biliyorsunuz böyle vardır. Şu Müslümanlar mı? Şöyle falan diyenler biliyorsunuz çok var. Çok var. İşte bunlar da
cennetin kokusunu bin yıllık mesafeden koklayamazlar. Koklayamazlar. Evet. Birinde 500 sene, ikincisinde 1000 sene. Diyor ki suçun, kibirliliğin, şunun bunun derecesine göre dir diyor şerhinde. Peygamber birbiriyle çelişkili konuşmaz. Suçun kalitesine, şimdi derecesine göre böyle mesafelerde artar diyor. Biz de size duyuruyoruz. Evet, cennetin kokusunu koklayabilmemiz için, cennete girebilmemiz için yaptığımız iyiliklerin başa kalkmayacağız. Gözüne dizine dursun. Ben sana neler yaptım. Yaptıysan Allah için yaptın arkadaş. Allah sıkışık, borçluya karşılıksız para veren, gardı hasen yapana Allah kat kat verir ecrini. Ayet celle var. Çok memnun oluyor Allah. Bunu kazanmak için sen yapacaksın. O benim elim öpsün. Elifelerini de hürmetle ederim. Hem dolaşsın diye değil. Bunun için yapacaksın. Allah emrine uymak, Allah'ın rızası kazanmak için. Sana da imtihan dünyası bu. Bir adama demişler ki falanca sana işte şöyle kötülük olmaz demiş. Niye olmasın? Ben ona iyilik yapmadım ki demiş. İyilik yapsam kötülük. Böyle imtihan dünyası bu. İyilik yaptıkça böyle ters şeyler gelir. İşte o zaman gözüne dizin durmayacaksın, demeyeceksin. Evet. Çok çetin imtihan tabii bu. Bu başa kakan adamın da amelleri boşa gider ve de cennetin kokusunu koklayamaz. Anasını babası isyan eden de öyle cennet kokusunu kutlayamaz. Ayyaş, her akşam vazgeçmem diyen adam da cennetin kokusunu koklayamaz. Puta taban gibidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledilmiş. Allah onlardan razı. Bunlar aynı zamanda büyük günahlardan. Evet. Tera el müminine fi terahümihim. Karşındaki sahabi efendi diyor. Efendi, sen müminleri şöyle görürsün. Müminler böyle olur. Olmalıdır. Birbirlerine son derece merhametlidirler. Nasıl bir anne yavrusuna nasıl merhamet eder, şefkat eder? Aha. Müminler de onlardan daha üstün, birbirlerini severler. Ne için? Allah böyle emretti diye. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا لَيْنَا. Yeter be, çok konuştun be, amma da konuşuyorsun ha, bile demeyin. Bırak dövmeyi, sövmeyi. Sert konuşmayın, öf be, uzattın ya. Anacım ya, çok konuştun ya. Yasaktır. Vela uffin, vela takul uffin, vela tenorma. Niye böyle konuşup duruyorsun? Durmadan karışıyorsun işime. Azallamayın. Vela tenharhuma ve kullehuma kavlen leyyine. Senden 50 sene evvel gelmiş. Şimdi senin bilgilerin çok. Anacığım, tamam sen öyle biliyorsun ama bu işin şöyle güzellikle söyle. Bir yanlış olsa bile azallama. Sert konuşma. Allah'ın emri bu. Allah'ın emri bu. Böyle değil. Müminler birbirlerine, ananın çocuğuna şefkatin daha ileri, merhamet duyarlar, şefkat duyarlar. Sen müminleri böyle görürsün. Allah'ın emri böyle olduğu için, Müslüman olduğu için. Ve teveddihim. Birbirini son derece severler. Müslümanlık bağı. Kafir olursa yok. Nuh Aleyhisselam 9 sene uğraşmış, 80 kişi inanabilmiş. Ondan sonra beddua etmiş, batır demiş, yeryüzüne bir tane kafir bırakma. Evet, aynen böyle. Onun üzerine Allah kabul etmiş. Bütün insanları boğacak. Cebrail Aleyhisselam gelmiş demiş, gemi yap. Dediğin yapacağız. Sen gemi bin, müminleri al. Hayvanlardan da birer çift al. Dünya çünkü hepsi boğulacak. Dünya kıyamete kadar devam edecek. Hayat devam etmesi için al demiş. Böyle bir güyük gemi. Hep söylüyorum. Doğu Bayezid'de fosilleşmiş böyle bir oryantalistler söylüyor. Orada belgeleri var. Nuh'un gemisi diye. Fosilleşmiş gemi var. Hem de direkli. Boya, büyük gemi. Fosilleşmiş. Evet. Onu almış. Oğlum demiş Kenan oğlu. Sen de Allah'a inan da demiş, sen de alayım.
Hayır, inanmayacağım demiş. Peygamber çocuğu. Peygamber ama insan değil mi? Oğlu da müşrik olsa da yavru parçası değil mi? Ben demiş boğulacaksın. Ben demiş boğulmam, dağa çıkarım demiş yüksek yerlere. Derken bir dalga gelmiş, almış götürmüş. Gözünden de oğlu boğulmuş. Allah'ım demiş, benim oğlum boğuldu. Aynen böyle. Ya Nuh, leyse bi ehlik. Bilmediğin şeye burnunu sokma. O senin oğlun filan değil. Allah'a inanmayan oğul duygularıyla hareket edemezsin. O senin oğlun filan değil. Aynı şey İbrahim Aleyhisselam da babası. Babası yahu. O da istiğfar edeceğim. Kafire istiğfar olur mu? Ona da ihtar var. O da diyor tevbe ya Rabbi diyor. Yanlış yaptım diyor. Cehennem en kötü adamı Azer. İbrahim Aleyhisselam babası. Yani babaya oğula mümin olmadı mı şey yok, fayda yok. Peygamberin bile oğluna babasına faydası yok. Sen de öyle işte. İman sebebiyle seveceksin müminleri. Bu benim arkadaşım, ticaret ortağım, komşum ama Allah ha inanmıyor. Muhammed Resulullah demiyor, kafir. Alışverişi bağırsın, insancı davranırsın, o ayrı iş. Ama candan sevemezsin. Evet, müminleri sevebilirsin, müminlere acırsın. Müminlere son derece sevgili davranacaksın. Ve taatufihim, her yerde böyle güzel davranmada, saygı göstermede, yardım etmede, acımada, kızmada, yanlış iş yapıyor, kızacaksın. Bana ne yapıyor? O senin kardeşin. Canı bilmemesinden çıktın diyemezsin. Müminler kardeştir. Kardeşlik adına onu kurtaracaksın. Kumardan, içkiden, sigaradan, kötülüklerden kurtaracaksın. Kardeşimiz ya o. İnsan kardeşine bilmem ne yaparsa yapsın denir mi lan? Evet, diyemezsin. Müminler böyle olur. Böyle olur. Böyle görürsün müminleri. Bunlar gerçek müminlerdir. Nasıl yani? Kemeselil ceset. Bir insan vücudu gibi. Evet. İzesteke odvan teda'a lehu sairu cesedi. Parmağın acıdı mı? Kafan zonkluyor ağrıdan. Dişin sızladı mı? Kafan zonkluyor. Bilmem miden ağrıdı mı? Böyle oluyor. Ayağın parmağında bir şey oldu mu? Kafan zonkluyor. Uyuyamıyorsun her taraf. Bana ne diyemiyorsun ya. Müminler de neresinde dünyanın olursa olsun aynen böyledirler. Dünyanın neresinde olsun bir müminin başına bela geldi mi, sıkıntı geldi mi, hiçbir şey duymayan adam iman konusunda sıfırdır. İman varsa acıyacak, üzülecek, dertlenecek. Yapabildiği şekilde yardım yapacak. Elhamdülillah aziz milletimiz bir imtihan verdi güzel. Suriye'den gelenlere kucağını açtı. İş veriyor. Ekmek veriyor. Evet. Ama İslam adına yapıyor bunu. Ne güzel. Müslüman olmayanlar da var. Hep iyi olmayanlar da var içinde. Konuşuyorlar da hem. İmtihan dünyası ya. Buna rağmen veriyor. Güzel imtihanı başardık. Ama gevur görüyorsun. Kıyameti koparıyor. Gelme diyor. Vur diyor. Filan diyor. Biz diyemeyiz. Müminler müminlere aynı kolu bacağı gibi onun sızısını ağrısını hissedecek şekilde yakın davranırlar. Biz seher. Uyuyamazlar. Evet, onlar orada evsiz baksız ırz namus kalmamışken baş ver ya filan deyip keyfine bakamaz, uyuyamaz. Velhumma. Evet. Evet. Bir ağrın varsa uyuyamıyorsun. Müminlerin başı dert, o sen duyamazsın. Ayrıca vücut hasta olduğu zaman hastalık her şeyde hissedilir. Ateş vücutta olduğu gibi. Evet. Bu peygamberimiz benzetme yapmış. Demek ki birilerine bir şeyler anlatmak için öğretmen çocuğa, öğrencisine, baba çocuğuna bir şeyler, hoca, vaaz, cemaate bir şeyler anlatmak için misal verebilir. Benzetme yapabilir.
Peygamberimiz benzetmiyormuş. Onun cevazına işaret var burada anlatmak için. Böyle olacak müminler birbirlerine yakın ilişki içinde, kardeşçe tesanüt dayanışma içinde cenaze sonunda koşacak gidecek. Hasta olsa koşacak gidecek. Derdini, sıkıntısını azaltacak. Düğün olduğu zaman gidecek. Düğün şenlik demek. Ben zina yapmadım. Allah'ın evlenin emrine uydum. Allah'ın insan neslinin devamı için nikahı meşru kıldı. Ben de insan neslinin devamı için vesile olacağım diye evlenen müminin düğününe gidecek. Düğün şenlik demek. Elhamdülillah bunu başardım diye içki kumar olmayan, balosu malosu olmayan, evet bakın oyun olmayan demiyorum. Şimdi düğün ya şenlik. Mevlüt okutmuyorsun arkadaş. Bunlar kötüdür demiyorum da düğünde oynanabilir. Zıplanabilir. Ama kadınlar erkeklerin önünde oynayamaz. Orada yasak var. Teberrüçne ve la teberrücün tebercül cahiliye. Ey kadınlar, erkeklere şuranızı buranızı göstererek sokakta fiyaka satarak yürümediğiniz gibi onların önünde de oynayamazsınız. Şarkı söyleyemezsiniz. Allah'ın ayeti bu ya. Ben de bunlar. Onlar ayrı yerde şenlik yaparlar. Erkekler de oynayabilirler. Yani zıplayınca iman gider falan yok lan, gitmez. Zaten zıplayınca gidecek iman yok demektir. Evet, buna ihtiyaç var. Peygamberimiz bunları hep yerli yerinde söylemiş. Düğünde gideceksin ama içki kum, böyle balo şeklinde a-a. Evet, fitne kopacaksa kenarda ateşini durağı gibi, hani fitne daha kötü ama ben gidemem. İnsanlar örnek kişiler, içki içilen böyle İslam'a aykırı düğünlere gidemezler. Ötekiler için fitne kopacaksa, akraba bağları kopacaksa hani şöyle kenarda ateşin durar gibi olabilir ama önder kişiler, insanı örnek aldığı kişiler gidemez. Düğününe gideceksin, sevincini çoğaltacaksın. Ölümüne gideceksin, dua edeceksin, üzüntüsünü paylaşacaksın. Müminlik hayatta da öldükten sonra da böyle birlik gerektirir. Birlik gerektirir. Böyle olur mümin. Buhari, Numan bin Beşir'den nakletmiş hadis-i şerifi. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerini bizim aile etsin. Teridûne alâ aleyye gurran muhaccelîne. Ey müminler, ümmetim, siz bana mahşer günü havuzumun başında böyle her tarafı nurlu, bilhassa abdest azaları nur fışkıran şekilde geleceksiniz. Geleceksiniz. Her tarafımız nurlu da önünüzde nur. Yevme teral müminine yes'a nuruhum beyne eydihim ve bi eymanihim. Önünüzde nur, sağınızda nur. O nuru takip eden herkes karanlık içinde dep düş. Müminler nuru takiben gidecekler, bir bakacaklar Havz-ı Kevser, Muhammed Mustafa başında, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, hepsi oradalar. Onların elinden içecekler. İçecekler, nur gibisiniz, hele abdest azalarının nur fışkıracak. Minel vudu'i, abdestten dolayı abdest azalarınız nur fışkıracak halde geleceksiniz. Geleceksiniz. Sima ümmeti leyse li'atin gayruha. Bu abdest azalarının nurlanması benim ümmetime hastır. Başkalarında yok. Ümmeti Muhammed'e hastır. Özellikle sima ümmeti. Özellikle ümmetime mahsus bir şeydir bu. Abdest aldık ya, abdest azalarımız nur fışkıracak. Efendimiz öyle diyor. Abdest eserinden dolayı. Öyleyse فَمِنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَطِيلَ يُطِيلَ قُرَّتَهُ. Eliniz yettiği kadar nurumuzu çoğaltın lan diyor. Kopya veriyor. Onun için Bilal Habeşi buraya kadar çemriyormuş kolunu. Ne oluyor lan demişler. Dirsek tamam. Nurum çoğalsın diye diyor, yapıyorum diyormuş. Herkesin bir güzel hedefi var. Sen konuşuyorsun. Nasıl işler iyi gidiyor mu lan? Abdest alıyorsun, ibadet yapıyorsun. Ticaret yerin burası lan.
dua etsene bak, bu adam bunu düşünüyor o zaman. Koluna kadar yıkıyor ki nurum artsın diye. E sen de gevezelik yapıyorsun orada. Şaka yapıyorsun ya. Abdest alırken onun yeri mi lan? Konuşma lan. Dua et ya. Bunları düşün. Elinizden geldiği kadar nurunuzu çoğaldın. Ha şimdi adet efendim, elimizi 3 defa yıkıyoruz. Kolumuzu 3 defa yıkıyoruz. Ayağımızı 3 defa yıkıyoruz değil mi? Abdest alırken. Başa geldi mi? Yapıyoruz. Evet, bu farz, doğru. Bir defa yıkamak farz. Kolun 3 defa yıkadın, sünnet yapsın. Ayağın 3 defa yıkıyorsun, sünnet yapıyorsun. Yani başına gelince bu ne ya? Bu ne biçim adet bilmiyorum. Bütün insanlar buraya gelince tamam, namazın geçerli, abdest geçerli de onu da sünnet üzere yapın. Şöyle başınız da nurlansın yahu. 1/4 değil, hepsi nurlansın. Ve sünnet yapın. Başın en kıymetli aza o. Kafa çalışmazsa insanlık kalır mı? Evet, ona gelince sünneti bırakıyorsun. Adet böyle neyse. Hep böyle yapıyor, bırakıyorlar. Böyle kaplama mesih. Evet, kaplama mesih orada da sünnettir. Buna da alışalım. İşte bu abdest azalarının nurlu olması ümmetime has bir özelliktir. Evet. Şimdi her şey usulüne göre olacak. 3 defa yıkamak sünnet. Ben 5 defa yıkayacağım. Hayır, yıkayamazsın. 5 defa yıkayamazsın. Ne diyor bak Peygamberimiz? Abdest böyle alınır. Femen zâde alâ hâzâ ev nakasa fakat esâe ve zalemâ. Kim benim dediğimden fazla yaparsa veya eksik yaparsa, eksik yapmış olur, kötü yapmış olur. Bana uyacaksınız. Ben 2 yapacağım. Yapamazsın. Ya 1 ya 3. Ben 5 yapacağım. Yapamazsın. 3. Eksiltmek de yok, fazla yapmak da yok. Arkadaş, Peygamber dediyse yaparsınız. Ona uymak esastır. Evet. 3 kere ben sünnet yaptım. Hazreti Osman abdest almış. Aynı bizim aldığımız gibi. Bir baş kaplama meselesi. Biz onu yapmıyoruz. Yapacağız bundan sonra inşallah. Aha demiş. Resulullah'ın abdestini almak isteyen böyle abdest alacak. Azalarını 3'er 3'er yıkamış. Aha demiş. Resul abdesti bu demiş. Efendimiz de arttıran olmaz. Eksik yapan olmaz. Kötü yapar. Yanlış yapar diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize böylece uyarıyor. Abdest azaları, güzel abdest alın, orada sizi mahşerden nur fışkıracak, havuzuma geleceksiniz onurla diyor. Güzel abdest alalım. Evet, bir abdestle bozmamak kaydıyla 5 vakit namaz kılabilirsin arkadaş. Abdesti bozan bir şey senden zuhur etmedi mi, fıkıh hocası olarak cevaz veririz. Ama baksana, görüyorsun yani ne kadar güzel bir şey. Bir zorun yoksa, hani bir su olmayan bir yere gittin, bir başka yerdesin, adamın tuvaletine gidemezsin, şeye gidemezsin, bir sıkıntın da yok. Tamam, bir abdestle 3-4 tane namaz kıl. Tamam da bir şeyin yoksa tembellik yapma lan. Her namazda bir abdest al. Her namazda abdest al. Böyle bak, nurun artar. Bir abdest insandan şeytanı uzaklaştırır. Dua ederek yakışıklı abdest aldın mı? Dedikodu yapmayarak, kıbleye tükürmeyerek abdest aldın mı? Tırnaklara varınca kadar günahlar dökülür diyor Peygamberimiz. Bu fırsat kaçar mı? Bu fırsat kaçmaz. Onun için Müslüman, sen de fırsatı kaçırma. Abdesti yakışıklı al. 3'e her vakitte abdest al. Abdest al. Bir sıkıntın yoksa, yoksa fetvası var bozmadıktan sonra, bir de abdest aldıktan sonra sünnet kıldın, farz kıldın, hakkını ödedin. Abdest aldın, hiçbir sünnet de kılmadın, bir şey yapmadın, namaz kılmadın, bir daha alacağım diyorsun. Nur üstüne, o zaman nur üstüne nur olmaz. Peygamber'in usulüne aykırı. O abdestin hakkını vereceksin arkadaş. Ondan sonra bir yeni abdest, o zaman israf olur arkadaş. O zaman kerahat olur. O abdestin hakkını vereceksin, bir namaz kılacaksın, bozmadın, kullanabilirsin. Sıkıntı olmadıkça,
abdest almak zor, soğuk bilmem şu bu diye böyle diyor, çişi gelmiş abdest almaktan korktuğu için, yıldığı için tutuyor. Veya kakası gelmiş, namazda kılın da öyle olmaz. Böyle hamalla sakanın abdesti kabul olmaz. Yani hamallık kötü mü ya? Yok canım, biz onları çatmadık. Çişi gelmiş, ona saka derler. Saka derler. Anadolu'da deyimdir yani. Kakası gelmiş, sıkıştırıyor, yine de tembellikten abdest almıyor. Buna da hamal derler. O kelimeyi kullanamıyorum. Pislik hamalı. Aha, rahat ol ya. Rahat olursan kıl, tamam mı? Ama her hafta, her namazda hakkını ödedikten sonra her namazın abdest alırsan ne kadar güzel. Nurun artar. Evet. Müslim Ebu Hureyre radıyallahu teala anh'tan, Allah onlardan razı olsun, şefaatine bizi nail eylesin inşallah. Turfa'ul bereke minel beyt. Şu evden bereket gider. Şu evde bereket olmaz. İzâ kânet fîhîl künnâse. Evet, bir ev temiz değil, pis. Süpürmüyorlar. Evet, insan içi de temiz olacak, imanlı olacak. Dışı da temiz olacak, elbisesi temiz olacak. Müminin kaldığı yer de temiz olacak. Evini herif tembellikten öyle, hanım tembel, kız tembel, oğlan tembel. Veya hepsi talebe, süpürge sürmek şey zor geliyor. Süpürgenin içine gelip gidiyorlar. O evde bereket olmaz diyor Peygamberimiz. Süpürüntülü evde, temiz olmayan evde bereket olmaz. Evin içi tamam da hocam, bahçeye yılda bir defa onarıyoruz. Yok. Evet. Tayyibu sahatikum. Evinizin önündeki size mahsus olan yeri de temiz tutun. Bahçeniz de, evinizin önü de temiz olsun. Evet. Çünkü Müslümanın aslan belli olur değil mi yattığı yerden? Müslüman Allah'ın aslanı. Tertemiz, elbisesi temiz, kendi temiz, hainlik düşünmüyor. Evi temiz, oturduğu yer temiz. Sokaklar bizim değil mi? Bizim sahamız değil mi? Sokaklar temiz olacak. Müslüman böyle olacak. Oh, oh, tuh, demeyeceksin. Peygamber sevmiyor arkadaş. Peygamber sevmiyor. Kimi sevmiyor? Kim yapar tükürür? Sigara içiyor. Ok 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 puh diyor. Burla dolmuş. Vay sigara içenden haline. Vay. Dolmuş, hırlıyor hırlıyor hırlıyor. Namazda bile hırlıyor ya herif. Doğru dürüst namaz kılamıyoruz. Okurken küllü 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 diyor, senin okumanı şaşırtıyor. Evet, sokakta da gidip tükürüyor. Sokağa tükürmez. Müminler eziyet veriyorsun. Kirletiyorsun arkadaş bak. Sokağın, sahan da, evin temiz olduğu, üstün temiz olduğu sokağın da temiz olacak. Atıyor. Atamazsın arkadaş. Çöplerini kesin atacağız. Evet. Bu dinimizin emri beyefendi. Avrupalı böyle yapıyor diye değil. Peygamber emretti diye atacaksın o pis şeye. Çöpü tenekeye seni atacaksın. İyi atıyor. Yapamazsın. Hazreti Ömer gelse haklar seni. İyi bir dayak atar sana. Evet. Bir zaman İstanbul valisi sokağa tükürende ceza kestiydi. Gazetelerde şey oldu. Ben dedim helal olsun bu valiye. Dinimiz emriyor. O dinimiz emrettiği için yapmadı onu ama. Turistler çok geliyor. Biz pis görüyorlar filan. Bunu önlemek için tükürene ceza kestiydi. Dinimiz ceza kesiyor. Tüküremezsin. Pisliğini atamazsın. Sokağa değil, dağın bayırın da senin mescidin ya. Yeryüzü bizim sahamız. Yeryüzünü kirletemeyiz. Benden sonra biri gelir burada da yemek yemişiz.
döküyemişiz gitmişiz. Bu bize yakış, mümine yakışmaz. Ya gömeceksiniz ya insanı iğrenmeyeceği bir şekilde o yediğin artıklarını şuraya buraya bir şey yapacaksın. Bir daha geleni tiksindirmeyeceksin. Efendimizin şeyi bu. Pis evde, evin önünde ve senin sahalarında pislik olursa, süprüntü olursa evet bereket olmaz diyor. Bak. Bereket kalkar diyor yahu. Sokaklarımız pisse bereket beklemeyelim. Memleketimiz pisse hepsi bizim değil mi yahu? Dışarıdan biri gavuru sokmuyoruz. Pasaport diyoruz. İzin var mı? Memleketimizi temiz tutacağız. Evimizden başlayacağız. Avlumuz, sokağımız, şehrimiz, vatanımızı temiz tutacağız. Dinimizin emri efendim. Orası bizim sahamız çünkü. Bizim sahamız. Herkese serbestçe giremiyor. Bizim sahamız. Sahanızı diyor temiz tutun. Pisse, süprüntülüyse bereket kalkar. Turfa'u. Kaldırılır. El bereketu. Bereket kaldırılır. Allah bereketini göstermez. Kaç paralısanız alın. Bereketini ve maaşınız, ücretiniz yetmez. Evet, aynen böyle. Evet. Siz Efendimiz bu şeyle diyor ki Gümüşhaneli Hazretleri heze teşbihün minen nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberden bir benzetmedir. Ala taharri tahareti zahire vel batına. Hem dış görünüş temizliği hem kalp temizliğine dikkat edin diye uyarıdır bu diyor. Böyle misal veriyor. Mümin böyle olur. Fe innel İslam mükellefin bihi. Evet. Evet, İslam böyle Allah'ın emirlerine uymakla mükelleftir, yükümlüdür. Bu da peygamberin emridir, İslam'ın emridir. Üstün temiz olacak, kalbin temiz olacak, evin temiz olacak, bahçen temiz olacak, sokağın temiz olacak, mahallen temiz olacak, şehrin temiz olacak, vatanın temiz olacak. Temiz olacak. Evet. Ama maalesef peygamberin bu sözünü hiç nazara almayan yerler var. Ben ırkçı falan değilim ama İmam Şafii Hazretleri'ni ziyarete gittim Kahire'ye. Çok titizdir İmam Azam. İmam Şafii. İmam Azam vatandaşı düşünmüş kolay. O hayat adamı değil. Parası yok. İmam Azam'ın talebesi Muhammed'den okumuş. İmam Muhammed okutmuş onu. Süper dahi bir insan. Kitapları yutmuş, imam olmuş. Çok sert kararlar veriyor. İmam Azam hayat adamı, tüccar, toplum içinde vatandaşın derdine göre bir sistem geliştirmiş. İmam Şafii çok disiplinli, büyük adam. Türbesine gittim. Şafii izleyen, Kahireliler Şafii. Türbesine giren, temiz giren pis çıkıyor arkadaş. Ula hiçbir eliniz kolunuz yok mu lan? Burayı süpürmediniz mi ya? Yanında sokak var, mağazalar var. Çöpü yığmışlar sokağa. Mağaza sahibi de çöpün üstüne bağdaş kurmuş, oturmuş pisin üstüne. Evet, bu Müslümanlar sığmıyor. Bak görüyorsunuz, hadis okuyorum. Bu Müslümanlar sığmıyor. Biz temiz olmalıyız. Her yerimiz temiz olmalı. Efendimiz söylüyor efendim. Bereket bulamazsınız. Tuvaletten çıkıyorsun, biri para diyor. Peki al diyorsun. Bir daha gün bir de para verdim. Bu benimki diyor. 3, 4, 5, 7 kişi para istiyor tuvaletten çıkarken. Bereket yok lan. Böyle pis olan yerde bereket olur mu? Dilenci hepsi. Evet, ben de duyuruyorum. Evinizde temiz olacak, bahçeniz temiz olacak, şehriniz temiz olacak. Bereket sebebidir temizlik. Süprüntü, kirlilik, bereketsizlik kalır diyor. Bereket kalkar diyor. Bak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Enes radıyallahu anh'tan. Evet. Ne diyor bak Efendimiz? Ahricu min dilel gamr min buyutikum. Fennehu evet mebitül habis ve meclis
Evet. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cabir radıyallahu anh'tan naklen hadiste balık kokusu olan mendili, kağıdı, naylonu, şimdi naylon, o zaman naylon yok ya, şimdi naylonu çıkarın evinizden diyor. Çıkarın evinizden. Çünkü feinne mebitul habis ve meclisi. Çünkü o pis yerler, bulaşık, kemik, bilmem süprüntülü yerler habisin evidir, yattığı yerdir. Habis kim? Şeytan. Şeytan pis yerlerde yatar. Pislikler onun yatak yeridir, pis yerlerde. Sen böyle yemişsin, koymuşsun, orada üşenmişsin temizlemeye, yağlar, mağlar orada kalmış. Şeytan gelir ıhar oraya. Şeytanın olduğu yerde sen de rahat edemezsin, huzur duyamazsın arkadaş. Evet, şeytan. Şeytan zaten cinlerden, zararlı cinlerin de pislik yerleridir şeyler. Pislik yerler cinlerin mekanlarıdır. Çocuklarınıza zararlı cin, anarşist cinlerdense sana zarar verebilir, çocuğuna zarar verebilir. Evet, aynen böyle. Aynen böyle. Temiz olacaksın. Oturduğun yeri temiz edeceksin. Üstün temiz tutacaksın. Kalbin temiz tutacaksın. Evini, bahçeni temiz tutacaksın. Pislikleri evden atacaksın ki şey olsun. Evet. Bereket olsun. Hazreti Enes'ten Peygamberimizin bu hadisini bize naklemiş. Allah onlardan razı olsun. Terkül vasiyeti arun. Fid dünya ve narun ve şenarun fil ahira. İşte burayı da hiç yapmıyoruz. Bunu da hiç yapmıyoruz. Vasiyeti terk etmek ayıptır diyor. Peki ağır ayıp değil mi? Ağır namus diyorsun. Ağır ayıptır. Dünyada ayıptır. Ve narun ve şenarun fil ahira. Ahirette de ateş sebebidir. Onun için 3 günden fazla vasiyet etmeyen, vasiyetin yazmayan büyük hata etmiş olur. Ölümün ne zaman geleceği belli değil. Yazacaksın. Hanım arkamdan bağıra çağıra ağırlama. Şimdi niyaha haram dedik ya. Yoksa daha oradayken bağıra çağıra ağladı mı hanımın? Sen önce ölürsen başlayacaklar azap etmeye. Sen neymişin falan diye. Görüyorsun televizyonundan da. Acı büyük, tamam da dinimizin emirleri böyle. Sus arkadaş. Gözünden yaşaksın ama nara atma, ağra çağrı ağlama. Hep bunlar bilmediğimizden, iman zaafımızdan. Müslümanlığımız zayıf. Maalesef. Maalesef görüyorsun her gün. Yani acı büyük, tamam kabul ediyorum da. Dinimin emri bu. Niyaha haramdır, lanet sebebidir ve de ölüye daha eziyet ederler. Hadis Buhari Müslüm hadisidir. Tembih edeceksin. Arkamdan ağlama. Oğlum, kızım, birbirinize düşmen. Mal dolayısıyla Allah ne mahkemeli oluyorlar. Değil mi? Birbirlerine giriyorlar. Birbirinize girmeyin. Düşman olmayın. Namazınızı bırakmayın. Yanlış yollar gibi bir vasiyet yazacaksın. Sözle veya şifaen. Böyle vasiyet yapmadın mı dünyada ayıptır, ahirette azap sebebidir. Mecburisin vasiyet yapmaya, yapmadın mı ahirette neden görevini yapmadın diye hesaba çekerler. Onun için eve varınca yaz veya topla vatandaşları, böyle bir şeyler söyle. Evet, şöyle yedin, böyle kılın diye söyle. Yoksa sorumlu olacaksın. Abdullah İbn Abbas. Evet. Evet, Müslümanlar birbirleriyle son derece kaynaşmış, dayanışma halinde olmalıdır dedik. Ona dair bir hadis-i şerif. Terkü selam alet darir hiyane. Şimdi selam vermek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emridir. Selam almak farzdır. Vermek sünnettir.
Verildiyse almak farzdır. Bir topluluğa selam verdiğiniz zaman ki az çoğa selam verir. Binitli adam yaya selam verir. Yaya adam oturana selam verir. Talebe hocasına selam verir. Evlat anasını babasına, hocasına selam verir. Usul böyle de. Selam mümine verilir. Dünya ahiret saadeti dilemektir. Dünyada da ahirette de selamette ol, afiyette ol. Allah seni sıkıntılardan kurtarsın. Cehennem azabından kurtarsın. Bütün bir duaları içine alıyor. Selamun aleyküm. Veya esselamu aleyküm. Veya durum müsait, riya karabak demeyecekler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Alırken de sen fazlasını da alacaksın. Fazlası ve ilave edeceksin. Şimdi selamun aleyküm, aleyküm selam. Olmadı. Şimdi adet bu. Şuraya gidiyorum buraya. Selamun aleyküm. Alar. Aleyküm selam. Olmadı. Allah öyle söylüyor. Evet. Fehayyü minhe ve aftale. Ya aynı, böyle bir ilave, selam ilaveyle verilir diyor Allah. Onun için hiç olmazsa aleyküm selam değil. Ve aleyküm selam. Hiç olmazsa bir va ilave edeceksin. Ve. İlave etmezsen benim ihtiyacım yok, selamete git lan hadi anlamına geliyor. Ve aleyküm desem bana da sana da kardeş diye ve kelimesini unutmayın. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Çoluğunuza çocuğunuza öğretin bunu. Şimdi sarsıyorsun, adam gözü kör, ihtiyar, takıdık tıkıdık. Selam vermedin. Kör lan, nereden bilecek beni? Yanımdan geçtim işte. Diyor ki peygamberimiz, böyle düşkün, pasaklı, mümin ama dikkat edin. Kör, iki gözü kör diye selam vermemek, ben burayı okuyorum, bana darılmak yok. Köre selam vermemek, o düşkün adama selam vermek hıyanetün, hainliktir diyor peygamberimiz. O senin mümin kardeşin ulan. Kör olsa da, düşkün olsa da, o senin iman sebebiyle din kardeşin bir kere. Ona selam vereceksin, görevin. Müslümanlara iyilik düşüneceksin, iyilik dua edeceksin, görevin senin. Sen de müminsin, o da mümin. Niye selam vermiyorsun? Kardeş olduğun halde hainsin, selam vermiyorsun. Hainliktir diyor. Çünkü لِيَنَّ شَرِيَةَ الْاِسْلَامِ Evet, müminin, İslam'ın, İslam şeriatı diyor, budur. Bütün insanların iyiliğini istemek, selam vermek. Dünyada da selamette ol, ahirette de selam ol. Allah seni hiç başını derde sokmasın. Allah kötülükten seni korusun diye bir duadır selam vermek. O adam körse yani, mümin yahu, insan yahu, niye selam vermiyorsun? Bu adam ya yani boş ver, ben zaten görmüyor diye selam vermedin mi hainlik yaparsın diyor. O senin kardeşin, bir iyiliği ondan esirgedin, hainsin, hainsin. Evet, tanıdığınızda tanımadığınızda selam, mümin olmak kaydıyla. Tabii kafire selam yok. Çünkü kafirleri ahirette ulaike la halak lehum, ahirette zırnık nasipleri yok diyor Allah. Ayet bu. Selam ise dünya ahirette iyiliğin istemektir. Onun için gavur gördün mü? Bonjour. Good morning. Guten Tag. Tamam. Onların usulüne göre insan tamam. Ama Müslüman da bonjour değil arkadaş. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Dünya ahiret duası. Dünya ahiret duası. Yaşlı kadınlara selam verebilirsiniz. Ama delikanlı, güzel, genç kıza selam vermesin. Ulan, acaba gözü mü var derler, şu derler, bu derler. Ama yaşlı erkek, yaşlı erkek işi bitmiş, yetmiş, kadınlara da selam verebilir. Gençlerin selam vermesi fitne sebebi olur. Başkaları, gördün mü? Kızda gözü var, karıda gözü var demeye giderler. Buna sebep olmak için. Erkek erkeğe, kadın kadına selam verirsin. Yaşlıysan kadınlara da selam verirsin.
Bunları da düşüneceksin selam verirken. İki cihanda saadet dilemektir. Vermedin mi diyor, hainsin, hıyanet edersin diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledilen hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizleri Cenab-ı Hak güzel, bu güzel hadislere uyarlara uyan, iki cihanda yüzün ak çıksın dediği güzel Müslümanlardan olmayı Allah bize nasip etsin inşallah. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah. 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 Estağfurullah el azim el kerim er rahim ellezî la ilâhe illâ hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillah. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke ma'al besmele-i şerife. Bismillah. Elem neşrah leke sadrık ve odana anke ve zekim edeyim. Hatayim nevâl mesul esrâm nevâl mesul esrâm. 13'er İhlas-ı Şerif ma'al Besmele-i Şerife. Bismillah. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanir Rahim. Müstakim esratın lazim. Üçer salavat-ı şerife. Allahümme salli aleyhi ve sellem. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Subhan rabbil aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi namazımızı, dersimizi, okuduğumuz süveri celileyi, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervai paklerine,
Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab etbaları, Rıdvanullah Teala aleyhi mecmuan efendilerimizin erva kutsiyelerine, bir cümle ahirete irtihar eden mümin ve müminat, rahmetullahi aleyhi mecmuan ervahına, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazlarımız, mücahid efendilerimizin ervahına, burada bulunan bizlerin ahirete göçmüşlerimizin ervahına, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesine emeği geçenlerin, bu civarlarda metfum bulunan evliya, ulema, sulaha, şühede müminat, aziz vatanımızı bize hediye için canlarını bezleden şühedanın, kuzatın, ashab-ı hayratın arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip müminlerin, tüm geçmişlerimizin kâfesinin ervahına bağışladık vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecenle yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenat tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımızı helalından bol eyle. Akıbetimizde hayır eyle. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmet-i Muhammed evladını şeytanın şerrinden, şerrinden, şerrinden muhafaza eyle. Aziz vatanımızı ve tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afatlardan, musibetlerden muhafaza eyle. Ya Rabbi, ümmet-i Muhammed'in arasına fitne sokmak isteyen, desiseler, hileler sokmak isteyen kafirlerin, zalimlerin, münafıkların hilelerini kendilerine çevir, ayaklarını dolaştır ya Rab. Ümmet-i Muhammed'e affınla, merhametinle, lütfunla, ihsanınla muamele eyle ya Rab. Bizim de kalbimizde, gönlümüzde hiçbir mümine karşı kin, nefret, haset, fesat bırakma. Tüm ümmet-i Muhammed'i hesap gününde mağfurin zümresine dahil eyle. Akıbetimizde hayır eyle ya Rab. Subhan rabbina rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.